Teşekkürler, ağzına sağlık. Sağ ol. Mustafa abim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Burada Mustafa abim etkinliğe aynı zamanda sponsor da oldu. Kendisi el yapımı Rapala yapıyor. Bunlardan birkaç tane bize hediye etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Rica ederim, ne demek. Böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için öncelikle ben teşekkür ederim. Arkadaşların kalabalığa baktığımız zaman gerçekten gurur duyuyoruz. Sevinçliyiz bu kadar kalabalığa sahip olduğumuz için. İl dışında olan arkadaşlardan gelenler var. Bursa'dan gelenler var bildiğim Yalova'dan kadarıyla. Yalova'dan gelenler var. Hepsine... İçeride bir tanıtım yaptık zaten. Bir abimiz İzmir'den gelmiş. Evet, hepsine teşekkür ediyoruz. Sponsorluğa gelince... dediğim gibi elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz, maddi, manevi. Bir de bugün demin şahit oldum yaprak muhabbetine, ufak balık muhabbetine. Sabah Çubuklu'daydık. Aynı şekilde biz de ufak balıkları aldık, geri saldık. Hatta oradaki arkadaşları da ikaz ettik. Tabii bu ikazlarımızı dediğim gibi tatlı ve güler yüzle söylemek, yapıcı olarak söylemek lazım. Aynen. Çünkü niye? Kavgaya sebebiyet verebilir, birbirimizi kırmaya sebebiyet verebilir. Bunun için dediğim gibi arkadaşlar lütfen küçük balıkları alıkoymayalım. Aynen. Teşekkür ederim ben size. Ben teşekkür ederim. Organizasyon için. Çok teşekkürler. İyi akşamlar abi. Burada başka abilerimiz de var. Öncelikle hoş geldiniz abi, sizi tanıyalım. Levent Gökçe. Etkinliğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Nereden duydunuz bizi? Ne zamandır üyesiniz? Aşağı yukarı bir 10 ya da 15 gün önce bir davetten katıldım. Farklı etkinliklerinizin olduğunu da takip ettim. Oldukça yararlı buluyorum. Devamını da diliyorum. Elimden geldiğince de katkı sağlamayı düşünüyorum ben de. İnşallah biz her etkinliğimize bekleriz. Bütün ekibimiz, ekip olarak bekliyoruz zaten. İnşallah. Arkadaş çevremizden, tanıdıklarımızla, bildiklerimizden biz de katkı sağlamaya çalışacağız. Çünkü herkesteki hedef aynı. Evet. Hedefimiz aslında hep yadırgadığımız gırgır avcılığı değil. Gırgır avcılığının da yüzlerce aileye hizmet ettiği, herkes balık tutmuyor. Tezgahlardan insanların balık aldığı, alabildiği amaca hizmet eden bir sektör. Bizim istediğimiz bunun tamamen bitmesi değil. Bunun kontrol altına alınarak kendi geleceklerini de töhmet altına sokmamaları. Evet. Bunun kontrollü olması, tutup da aman boğaz tamamen kapatılsın diye bir hedef zaten başarıya ulaşmaz ve haksızlık olur. Bunun yerine belirlenmiş olan kuralların belirlenmiş olan kişilerce kontrol edilmesi ve onların da kendi geleceklerini aslında bizim gibi bu iş uğruna emek veren insanların duyurarak onların geleceğine de katkı yapmamızdır. Aynen öyle. Evet. Yani dolayısıyla ne çok karşıyız ne de olmasına taraftarız. Biz kontrol edilmesini istiyoruz. Aynen. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Size sağ olun. Burada hummalı bir çalışma var. Bizim yönetimden arkadaşlarımız da var. Moda balıkçılarından arkadaşlarımız var. Aslında buradan pek yaklaşamıyoruz ama şöyle bir açarsak bir gösteririz. Burada şu anda çekilişle ilgili çalışıyorlar. Aldıkları isimleri kontrol ediyorlar. Çünkü aslında biz burada herkese hediye vermek istiyoruz ama yoldan geçen insanlara hediye vermek istemiyoruz. Balıkla ilgili ve bilgi olan kişilere hediye vermek istiyoruz. Bunu da grubumuza üye olan kişiler arasından seçmek durumundayız. Çünkü bazen görüyoruz, bu tip etkinliklerde de görüyoruz, burada da gördük. Yoldan geçen hiç balıkla alakası olmayan bir insan hediye var diye ismini yazdırıyor. Biz söylüyoruz, tepki alıyoruz ama şimdi arkadaşlar onları kontrol ediyorlar. Balıkla alakası olmayan arkadaşları eleyecekler çekilişten. Böyle gelelim abi. Burada bir abimiz daha var. Kendisi balıkçı bizim gibi. Gürdal. Sevdiğimiz bir abimiz, Gürdal abimiz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Güzel bir akşam. Böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için özellikle nezdinizde teşekkür ediyorum. Tüm teşekkür gece balıkçıları arkadaşlarımıza. İşte burada niçin geldik? Dostlarla, arkadaşlarla bir sohbet, muhabbet ortamı yaşamak için geldik. Burada bilgilerimizi, tecrübelerimizi arkadaşlarımıza, dostlarımıza paylaşmaya geldik. Sürdürülebilir balıkçılığı yaymaya, tanıtmaya geldik. Bizim için çok önem taşıyan bir konu. Belki bütün diğer konuşan arkadaşlarım da aynı şeyi söylemiştir. Ufak balık yoksa büyük balık hiç yok.
ufak balığı tutmamaya, avlamamaya, avlarsak geri salmaya özen göstermek doğaya gerektiğini. Zarar vermemek aslında bizim. Kesinlikle doğaya zarar vermemek gerekiyor. Böyle bir düstur içerisinde sürdürülebilir avcılığı herkese yaymak için. Çok teşekkürler Gürdan abicim. Çok teşekkürler. Ya biz burada şimdi etkinlikle ilgili çekim yapıyoruz ama arkamızda şimdi görebiliyorsunuz. Bakın gırgır şu anda buradan geçiyor. Yani burada ne yaptığını tabii tam bilmiyoruz. Burada avlanmıyor şu anda ama geçiyor. Muhtemelen bu bölgede bir yerde avlanıyor bu gırgır. Yani buradaki maksimum derinlik 30 metredir en fazla. En fazla 30 metredir. Tabii ona göre yasal bir iş yapıyor ama burada balığın neslini tüketiyor. Çünkü daha önce de söyledik çekimlerimizde bu 4 mil yasağının gelmesi lazım. 4 mil yasağı gelmezse hiçbir zaman biz balığı bulamayacağız. Abi hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, kendinizi tanıtır mısınız? Abi? Ben Volkan Sürer, Pent dedim. Merhabalar. Etkinliğimizi nereden duydunuz abi? Etkinliğimizi internet üzerinden grubumuzun üyesiydim zaten. Evet. Yapılan yayınlardan, Murat Başkan'ın gerek sizlerin olsun yayınlarınızdan şey yaptık, takip etmeye başladık. Güzel bir etkinlik oldu. Özellikle geçen haftadan kalenderden toplanan arkadaşlarla daha birazcık ısrar ettik. Orada insanlarımızın, oltacılarımızın, ustalarımızın gelmediğini. Evet, biz burada dile getirdik zaten. Toplanamadığını fark ettik. 150-200 kişi civarında kaldı insanlar ve benim yüreğime yara yaptı. Buraya ısrarla bütün insanlara, gelemeyen insanlara ısrarla internet üzerinden, sayfamız üzerinden ısrarla davet ettik insanları. Buyurun gelin dedik. Hep beraber olacağız, aile ortamı olacak. İşte çayımız, çorbamız, eğlencemiz hepimiz biz buradayız dedik. Çekiliş O başka bir şey. O önemli değil zaten. Tekrar biz yarın öbür gün tekrar toplanmak istesek, evet biz gece oltacıları, gece balıkçıları olarak bu kalabalığı biz tekrar toplayacağız. İnanıyorum ben buna. Biz de inanırız inşallah. Artık bugün 9000 civarında üyemiz var ve balıkçılar, olta balıkçılarının arasında gece balıkçıları gerçekten hemen hemen en büyük grup ve insanlarımız samimi. Evet, samimi. Ama bazı organizasyonlar bu protestolara pek bazen katılmayabiliyorlar. Ya bunu üzücü bizi üzüyor ama yani biz bunları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İnsanları buna adapte etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki asıl onlara katılsınlar. Evet. Burası bir tanışma aslında. Evet. Tanışma ama bizim asıl istediğimiz bu protestolara katılın arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Abi burada İsmail abimiz var. Kendisi Müferri'den katıldı bize. Çaycandır dedi. Biz kendisini ismen tanıyorduk. Şimdi bugün tanıştık burada kendisiyle. Orta balık sevdalısı. İsmail abicim biraz kendinden bahset istersen. Ne zamandır bu işi yapıyorsun? Balık işinde ne zamandır gönül verdin? Çocukluğumdan beri balığı severim. Elimle tutardım ben. O kadar ustayım yani. Seviyorum olta ve balıkçılığı. Seviyorum. Birçok balık grubunda bulunuyorum. Çayı da çok seviyorum. Ve bunu dostlarıma ikram etmeyi daha çok seviyorum. Daha mutlu oluyorum. Abicim, çok teşekkürler. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Dostlara. Sağ olasın abicim. Sağ olasın. Şimdi çekilişle ilgili organizasyonu yapıyor arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Şöyle isterseniz. Tamam. Ya gördüğünüz gibi çekilişimize şimdi başlayacağız. Etkinliğe katılan tüm arkadaşlarımız burada toplandılar. Ben de fotoğraf için gidiyorum.
teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz hepiniz. Şimdi ilk öncelikle ben buraya niye çıktım? Niçin çıktım? Beni kim çıkarttı buraya onu da bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi kura usulü ayar çekeceğiz. Herkese yetecek kadar inşallah hediye var. Hediyeleri bizler çekmeyeceğiz. Kendiniz çekeceksiniz. Kendi hediyenizi kendiniz belirleyeceksiniz. İlk hediyenin ismini, ilk şanslı kişinin ismini ben çekeceğim. Ondan sonra herkes birbirini tamamlaya hediyelerini alacak inşallah. Aşağı yukarı 150 kişiye balıkla alakalı hediyemiz var. Ondan sonra 300 kişiye de pişmaniye ve kendimizden gelen hediyelerimiz var. Yani 300 kişilik daha hediyemiz var. Aşağı yukarı 400 kişiyiz. Çok rahat bir şekilde de yetecek inşallah. Bravo. Abi kaç tane kız çocuğumuz var? Bir kız çocuğumuza da bir tane zaten kuşumuz var. Muhabbet kuşumuz, onu vereceğiz iş. Kaç tane kızımız var? Kız çocuğu olanlar? Çok abi, çok. Bayağı var. Abi kız çocuğu burada olacak ama. Kız çocuğu olan derken kızımız da burada olacak. Eyvah eyvah. Tamam, gelmiş. Abi, kuşun sahibi geldi abi. En küçüğüne verelim bari. Evet. Abi, kusura bakmayın. Öteki... Çocuklar bekliyor. Diğer kız çocuklarımızdan özür diliyorum valla. Allah razı olsun. Beklemiyordum ben bu kadar. Ben bir tane belki gelmez bile diye düşünüyordum yani. Özür diliyorum herkesten. Evet. Kuş 3 tane gelecek. Ha bak inşallah. Kuşu verecek veren arkadaş da burada zaten. Bir dahaki sefere 3 taneymiş inşallah. Abi anlama sen. Annesi gel neredesin? Tamam. Evet. 4 çocuğumuzun kamış ve makinesi var. Direkt sadece onlara ait. Hamza Koca Koç. Hamza Koca Koç. Ver kağıdını. Bir dakika başkan. Çocuklarım bu. Egeöz. 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 Neredesin? Gel kağıdı verelim. Hoş geldin. Gel Ege.